Spor Kulübü'nden iyi akşamlar dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Sevgili seyirciler, bugün çok enteresan konular var, çok ilginç konular var. Benim de bilgi edinebileceğim konular var. Sevgili Halit Gülbakanoğlu konuğumuz, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nesine CEO'su. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim vallahi, siz nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Eski sporcular böyle. Bir de stüdyoda benden uzun birisiyle oturmanın ilk deneyimini yaşıyorum. O yüzden gayet iyiyim ben. Ben de o deneyimi çok fazla yaşamıyorum. Ben de onun uzun cümlesini çok kullanamıyorum. Evet. doğru vallahi. Voleybol değil mi? Doğrudur. Evet, voleybol. Yani en sevdiğiniz branş peki o mu? Hani tamam, gençlikte ya da diyelim ki yaşamımızın ilk yıllarında diyelim uğraştığımız aslında sporla. Küçükken böyle kaleci olmayı çok hayal ederdim. Futbol. Evet, tabii ki futbolu izlemeyi çok seviyorum şu anda. Ama voleybol hep böyle hayatla çok bağdaştırabildiğim takım olmak, birlikte olmak, tek başına hiçbir şey olmamak. Bunlar için aslında en güzel spor. O yüzden voleybol oynamaktan hep çok keyif aldım. Ama sonra biraz belki de iş hayatını seçmek ya da okumayı seçmek diyeyim aslında. Çok uzatmazsam aslında şöyle bir şey de anlatmak istiyorum. Vaktimiz var. Rahat. Lisedeyken mecbur kaldım. Daha doğrusu böyle bir seçim yapmak zorunda kaldım. Spor yapmaya devam mı edeceğim? Yoksa okumaya mı, üniversiteye mi hazırlanmaya? Türkiye'nin de en güzel kulüplerinden Galatasaray'dan teklif almıştım. Hani ne seviyede voleybol oynadığım belli olsun diye söylüyorum. Sonra yıllar geçti. Kızım voleybol oynamaya başladı. Ben onu 4 yaşındayken bu Vadi İstanbul'un oradaki Eczacıbaşı'na kayıt ettirmiştim. Evet, voleybol Kemal oynasın diye. Yolunda. Aynen, ki o da böyle o takım olmak, birlikte olmak, paylaşmanın ne olduğunu bilsin diye. Herhangi bir takım oyunu da çok güzel de voleybol bence daha da güzel. Temassız, temiz, rahat. Aynen. Değil mi? Ve bir kız için hiç türlü kas olarak bozulmuyorsunuz, etmiyorsunuz, hani daha şey olmuyorsunuz. Sonra lise sona geldi yine benim gibi. Ve üniversite hazırlanırken maalesef hala ona şu sorgu yapıldı. Üniversite hazırlanıyorsun değil mi? İşte sporu bırakıyorsun değil mi? Ha, sanki kötü bir alışkanlık gibi. İşte bu kadar antrenman yaparsan üniversiteye hazırlanabileceğim mi? İnşallah bu sorunları ülke olarak çözeceğiz. Yani spor hiçbir şeyin önünde bir engel olmamalı, bir seçenek olmamalı. Kesinlikle. Türkiye'de benim sporculuk dönemimde de eğitimle sporu, üst düzey sporu ya da profesyonelliğe aday sporu yapmak çok zordu. Şu an için de çok farklı bir şey. Aynen. Yani bunu maalesef gençlerimiz, çocuklarımız fazlasıyla yaşıyor. Bizler artık hayatın yani mesleki anlamda daha karar verici noktalarına geldiğimiz şu günlerde bunu değiştirebilecek bir şeyler yapmamız lazımdı. Ben kendi kendimize çok hayıflanıyorum, kızıyorum. Siz de acaba hiç öyle düşündüğünüz zamanlar oluyor mu? Kesin. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani ben ne mutlu ki profesyonel hayatı çok başarılı geçen, ne kadar devam eder, geleceği hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ama profesyonel olarak mutluyum. Çok keyifli bir iş yapıyorum, çok müthiş bir ekiple beraber çalışıyorum. Ona rağmen hala keşke acaba spora devam etse miydim diye hayıflandığım da oluyor. Bir de hani profesyonel hayatta çok başarılı olmadığınızı düşünün, nasıl bir pişmanlık. Tabii, kim bilir ne olur. Ama yani yine de zamanı yaşamak lazım. Ha, kesinlikle zamanı yaşamak lazım. Aslında biz bireysel sporlardan bahsederken de sadece göz önünde bireysellik ya da tek başına bir sporcuyu görüyor olsak da o aslında uzun çalışmalar ve takım çalışması sonunda oraya çıkmış bir bireysel sporcu olduğunun çok da farkında olmuyoruz. Ama takım sporlarındaki o birbirinden etkilenmek, takımın bir parçası olmak, takımın bir bireyi olmak hakikaten ileride profesyonel yaşamlarımızda, meslek yaşantılarımızda hangi işi yapıyor olursak olalım son derece önemli. Ben bunun çok büyük avantajlarını hep gördüm, hep yaşıyorum, hala da görüyorum. Onun için takım sporlarına bulaşmış kişilerin ileride profesyonel yaşamlarında çok daha dengeli, çok daha başarılı olduklarına şahit oluyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani birçok alanda faydası oluyor onun. Yani aslında ekip olarak bir şeyi başarmanın mecburiyetini takım sporunda insanlar aslında en küçük yaşta onu öğrenmiş oluyorlar. Evet. Peki şimdi takım sporlarının bir ferdi olmaktan o takımı oluşturan bir lider olmaya evrilen bir yaşam hikayesinden bahsediyoruz.
Şu anda bu takımı ne zaman kurmaya başladınız? Nasıl başladı bu iş? Hani nereden aklınıza geldi? Hep bu iş mi vardı? Profesyonel yaşamın başında bu mu vardı yani? Yoksa daha önce başka şeyler var mıydı? Şöyle, spor tabii benim hayatımda hep vardı. Hı hı. Ben şimdi onu söylüyorum, çok mutlu bir şekilde. Yani niye? Çünkü ben bugün hiç bu işi yapmasaydım da hayatımda sporun süresi X dakikaysa şimdi de 2X bile değil. Yani o X o kadar güçlüydü yani. Ben sporla ilgilenmeyi çok seviyorum. Sporu izlemeyi, yapmayı, her türlü ilgilenmeyi seviyorum. Ama nesine tarafı aslında benim profesyonel hayatım Doğan Grubu'nda ISP şirketlerinde, internet şirketlerinde ve onun spor bölümlerinde başlamıştı. Ama Nesine'nin hikayesi 2006'nın sonunda, 2007'de başladı. Biz aslında böyle 6-7 kişilik küçük bir internet sitesiydik. Şu anda kaç kişi? Şu anda 400'ün üstündeyiz. Yani 6 kişiden 400, 400'ün üzerine. Doğru. Ve bazı televizyonlar o kadar değil. Yani ooo harika. Küçük bir televizyonunuz da var anladığım kadarıyla değil mi? Doğru. Nesine TV de var. Biz bulunduğumuz ofisin altında bir stüdyomuz da var. Sağ olsun arkadaşlar orada. Pandemi döneminde bile her gün yine gittiler. Büyük bir özveriyle Nesine TV orada yaşattılar. Evet doğru, bir televizyonumuz da var. Dediğim gibi 400 kişilik bir ekibiz. 2006'nın sonunda kurulduk. Başlarda biz ikinci firmaydık sektöre girdiğimiz zaman. Sonra 3-4 yıl içinde toplam 6 firma oldu Türkiye'de sanal bayiler açısından. Şimdi de işte %70'e yakın pazar payına sahip Türkiye'nin açık ara lider oldukça dominant bir pazar payından bahsediyoruz. Sevgili arkadaşlarımız sizin için bir görüntü demeti hazırlamışlardı. Onunla başlarız diyordum ama sohbet güzel devam etti. O yüzden şimdi onu girelim. Olur. Siz de bakalım ne hazırlanmış, ne yapılmış. Onun üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Ama hemen hatırlatayım sevgili izleyiciler. Bugün uzaktan bağlantıyla stüdyomuza konuk edeceğimiz iki tane pırıl pırıl genç sporcu var. Birisi daha tecrübeli olmak üzere bir sporcumuz var. Dünya rekortmeni. Hemen Alperen Berber, Nesrin Baş ve Muhammed Kalvandi ile programımızın akışı içerisinde sohbet edeceğiz. Onların başarı hikayelerini kendi ağızlarından dinleyeceğiz. Ama önce sevgili Halit Gülbakanoğlu kimmiş bir bakalım. Uzun yıllar temas etmiş bir ailenin ferdi olan Halit Gülbakanoğlu, 1972'de İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatının ilk yıllarında sporun farklı branşlarına olan ilgisi ailesi tarafından hep desteklendi. Gülbakanoğlu, öğrencilik yıllarının önemli bir bölümünü geçirdiği Şişli Terakki Lisesi'nde öne çıkan bir voleybolcu olarak dikkatleri çekti. Fiziksel özelliklerinin yanı sıra yeteneğiyle de çeşitli spor kulüplerinin radarına girdi. Ancak üniversite sınavlarına hazırlandığı ve ciddi bir hazırlık süreci geçirdiği için geri çevirmek zorunda kaldı. İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi'nde eğitim hayatını tamamlayıp yeni bir maceraya atıldı. San Diego'da yaşadığı iş tecrübesi global dünyanın kurallarını tanımasına büyük katkı sağladı. Kariyerinin devamında Türkiye'nin önemli şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Doğan Holding bünyesinde faaliyet gösteren, dijital dünyanın önde gelen markalarında yöneticilik görevlerinde bulundu. 2008'de ise Nesine.com macerası başladı. Toplam 6 çalışma arkadaşına liderlik ederek yola çıktığı macerada bugün 400'den fazla çalışanı olan, global dünyada da var olmak için ciddi adımlar atan büyük bir markanın en üst yöneticisi konumunda. Ürettiği projeler ve çözüm yollarıyla sadece Nesine.com'a değil, sektöre de önemli katkılar vermeye devam ediyor.
Günümüzde hangi branş olursa olsun sevgili izleyiciler, sporun ekonomisi hakikaten birçok şeyin önüne geçiyor. Yani sporun finansmanı, bir de kulüplerimizin içinde bulunduğu finansal sıkıntılar göz önünde bulundurulursa önemli bir kaynak yaratmış oluyor. Özellikle bu dijital platformlar, şans oyunları platformları, bunların hepsini konuşacağız. Sorularım olacak. Cevaplarınızı ben de merak ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz de merak ediyor ben ama. Ben de soruları merak ediyorum. Gencecik bir sporcu. Daha yeni Avrupa şampiyonluğu kazanmış gencecik bir sporcu. Sevgili Alperen Berber. Şu anda Skype'la bağlantı kurmuş durumdayız. Biraz da bizim ekip arkadaşlarımız erken bağlanmış Alperen'e. Onu biraz uykusundan mahrum ettik. Alperen merhaba. Beni duyabiliyor musun? Merhabalar abi, nasılsınız? İyiyim valla, seni gördük daha iyi olduk Alperen. Tebrik ediyoruz önce bu yaşta Avrupa şampiyonluğu olan Federasyon Başkanı Sayın Şeref Eroğlu'ndan sonra ikinci sporcusun. Bize neler vaat ediyorsun? Gelecekte neler, ne rekorlar kırmayı planlıyorsun? Teşekkür ederim abi. Abi tabii ki bu çok gurur verici bir şey. 18 yaşında büyükler Avrupa şampiyonu olmak, başkanımızla aynı rekora sahip olmak. İnşallah ileride daha çok Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazanarak tarihe geçmek istiyorum. Valla tarihe şu anda geçtin. Ama senin gibi kararlı ve böyle adım adım ilerleyen bir genç sporcuya sahip olmak da bizim için büyük bir gurur kaynağı. Hemen sana sormak istiyorum. Bu iş nereden geliyor? Babadan mı geliyor? Yani güreşçi bir babanın oğlusun. Armut dibine düşermiş. O nedenle hani babadan mı daha şanslısın bu şampiyonluklarda, yoksa doğduğun kentten mi? Samsun'da birçok olimpiyat sporcusu yetiştirmiş çok bereketli topraklar. O yüzden hangisi daha önde geliyor sence? Abi ben babadan şanslı olduğuma inanıyorum. Çünkü babam sayesinde buralara geldim. Babam sayesinde güreşe başladım. Tabii güreşe başlama hikayem biraz normal ama benim için çok önemli. Çünkü babamın öğrencileri tarafından güreşe başlatıldım. Yani onlarla ilk başlarda oyun oynarken bir anda kendimi güreşin içinde buldum. Bu çok gurur verici bir şey abi. Kesinlikle öyle. İlk seni kim keşfetti? Yani babanın sporcularından böyle hani seni bu işe yönlendiren böyle bir abi var mı? Hangisi, kimin adını söylersin, abi, zikredersin? Aslında genel olarak bütün öğrencileri bana yardımcı olmaya çalıştı ama Enes Başar tabii ki beni yönlendiren, en çok destekçim olan Enes Başar'dı. Tabii bunun yanında babam keşfetti diyebiliriz abi. Enes abi biraz daha destek olma aşamasındayım. Tabii canım, baba bu işi sadece keşfetmek değil Alperen, yetiştirmek de, sen daha farkında olmadan senin içine o şevki aşılayan, sen farkında olmadan seni böyle oraya yönlendiren baba tabii. Babalar, Allah ondan da razı olsun diyelim. Onu da tebrik edelim. Ama zaten en büyük gururu da o duyuyordur şu anda. Çok büyük bir keyif. Peki ben birkaç kişiye sordum. Yani ben pek fazla anlamam güreşten. Çok da iyi seyrederim, severim ama bazı uzmanlar senin stilini böyle çok cesur, özgüvenli, hırslı, enteresan bir acı kuvvetle tanımlıyorlar. Sen kendin için ben şöyle güreşçiyim desen nasıl tanımlarsın? Abi ben şöyle güreşçiyim diyemem. Çünkü her güreşçi, her başarılı güreşçi kendi için özeldir. Ya ben abi bunu da babama bağlıyorum. Çünkü babam küçük yaştan beri bana sürekli hani teknik olma aşamasında her zaman destekçiydi. Hani sürekli teknik diye defalarca ısrar etti bana. Hani güreşte kuvvet de var evet ama babam daha çok kuvvetten değil de güreşten bana bir şeyler katmaya çalıştı. Hani kuvvet her yaşta kazanılabilir ama altyapıdan alınan o teknikler her yaşta kazanılamaz. Bunu da babama bağlıyorum abi. Teknik güreştiğimi yani kendim söyleyebilir miyim bilmiyorum ama halk söylüyor yani. Güzel. Sen de söylersin canım. Niye söyleyemeyeceksin? Avrupa şampiyonluğu apoleti takmış bir güreşçisin artık. Yaşın her ne kadar küçük olsa da, 18 olsa da. Ben bir şey daha merak ediyorum. Sporcuların kendi yaş gruplarının üzerindeki yaş gruplarında başarılı olması onlardaki bir hani cevheri gösteren bir şeydir. Sen yanılmıyorsam bu Avrupa şampiyonasında ilk kez büyükler kategorisinde böyle bir yarışmaya katıldın değil mi? Daha önce hep kendi yaş grupların ya da senden birkaç yaş büyük abilerinle güreştin. İlk kez büyükler kategorisinde böyle bir Avrupa tartısına çıktın. Nasıldı bu deneyim?
Nasıl hissettin, nasıl gördün? Ya tabii ki abi, büyükler rekabet Avrupa Şampiyonası apayrıydı benim için. Ama abi ben şöyle düşünüyorum, ben küçük yaştan beri U15 olsun, U17 olsun her zaman doktor raporuyla katılarak, yani her zaman büyüklerle güreşerek buralara geldim. Ya burada da büyüklerle güreşeceğimin farkındaydım ama hani çekingem yoktu yani, öyle başarabileceğimin farkındaydım. O yüzden öyle çok şeyim olmadı yani abi. Peki, idol olarak gördüğün, benzemek istediğin bir güreşçi var mı? Abi, Hamza Ellikaya ve Yaşar Doğu'yu kendim idol olarak görüyorum. Ama şöyle söyleyeyim, ben Hamza Ellikaya'yı genç yaşta kazandığı başarılarla idol olarak görüyorum. Yaşar Doğu'yu hem başarısıyla hem de ahlaki yönden örnek görüyorum. Buradan şu çıkmasın, Hamza Ellikaya'ya ahlak konusunda hiçbir şey söyleyemeyiz. Ama Yaşar Doğu'yu daha çok idol görüyorum abi kendime. Peki, tebrik ediyoruz seni. Alperen, biz seni daha fazla hani uyku saatinden mahrum etmeyelim diye arkadaşlarımızın senin için hazırladığı görüntü demetini vermeden hemen sana bağlandık. Ben daha fazla bekletmeyelim. Bak, çocuğun uykusu iyice geldi dediğim için bağlandık. Şimdi seninle bağlantıyı bitirir bitirmez senin için hazırladığımız o bandı ekrana yansıtacağız. İzle bakalım, beğenecek misin? Eğer beğenmediğin bir şey olursa aç telefonu bana söyle, tamam mı? Estağfurullah abi, çok teşekkür ederim sizlere. Biz teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Alperen. Teşekkür ederim. Babana da çok selamlar. Aleyküm selam abi. Özgüveni, hırsı, karizmatik duruşu, minderin kabul ettiği oranda sertliği. Alperen Berber, Türk güreşinin çok uzun yıllar kürsüyü işgal etmesini beklediği yeni bir yıldız adayı. 2005'te Samsun'da güreşçi bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Alperen, ilkokul yıllarından itibaren minder kokusuna aşina bir sporcu. Babası Mustafa Berber'le çocuk yaşta idmanlara gitmeye başlayan Alperen, yeteneğini çok kısa sürede kanıtlayınca Samsun'un deneyimli antrenörlerinin elinde pişmeye başladı. Ailesinin sonsuz desteği, işinin ehli antrenörlerin katkısı, Alperen Berber'de var olan potansiyeli çok kısa sürede ortaya çıkardı. Henüz 11 yaşında 12-13 yaş rekoramen güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan Alperen, kendinden çok daha deneyimli ve fiziksel olarak güçlü sporcuları devirerek Türkiye şampiyonu oldu. Bu dikkat çeken başarısı sonrasında Yaşar Doğu Kamp Eğitim Merkezi'ne adım atan Alperen, 2018'de Minikler Avrupa Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer aldı. Cesur stili, minderdeki özgüveni ve hırsıyla milli takım alt yaş gruplarında düzenli şekilde şans bulan Alperen, ilk dikkat çeken başarısına 2018 yılında Macaristan'da ulaştı. U15 Avrupa Şampiyonası'nın genelinde çok başarılı bir performans sergileyen Alperen, Avrupa üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı. Takip eden yıllar Alperen Berber için başarılar ve madalyalarla geçti. 2018'de U15'te Balkan şampiyonluğu, 2019'da U15'te Avrupa şampiyonluğu, 2019'da U15 Balkan şampiyonluğu, 2021'de U17'de Avrupa ikinciliği yaşadı. Alperen, 2022'de katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettiği başarılarla "Ben geliyorum" mesajı verdi. Başarılı güreşçi aynı yıl içinde U20 Türkiye üçüncülüğü, U17 Türkiye şampiyonluğu, U20 Şampiyonlar Turnuvası ikinciliği yaşadı. Ardından kendi yaş grubunda dünyanın zirvesine çıktı. 2022 U20 Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini bir bir minder dışına gönderen Alperen, bu maceranın finalinde altın madalyayı boynuna takarak yıllardır verdiği emeğin karşılığını aldı. Alperen Berber, alt yaş gruplarındaki bu görkemli kariyerini U23 şampiyonalarında da devam ettirdi. Geçen yıl Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda Greco-Roman stilde 82 kiloda ter döken Alperen Berber, U23'teki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Alperen aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda yine Greco-Roman 82 kiloda Avrupa ikinciliği yaşadı. Genç sporcunun bu başarıları onu büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna taşıdı. İlk kez Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Alperen Berber, minderde inanılmaz performanslar sergiledi. Final mücadelesine kadar hiçbir rakibine birden fazla puan vermeyen sporcumuz, minderde çok zorlu bir rakip olan İslam Aliyev'le karşılaştı.
Rakibini 4-3'lük skorla deviren Alperen, büyüklerde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ilk altınını kazanarak tarihe geçti. Alperen, Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu'nun ardından en genç yaşta Avrupa Şampiyonu olan sporcu olarak da güreş tarihine geçti. Evet sevgili izleyiciler, hemen stüdyoya dönüyoruz ve biraz önce Halit Bey'le başladığımız o doyumsuz sohbete devam ediyoruz. Şimdi 6 kişiyle başlayan bir ekip. 6 kişilik bir takımdan 400'ün üzerinde personelinin ulaşılan bir büyüklük var. Bu böyle hani geometrikçi olarak giden bir büyüklük. Kaç senede oldu bu? Bu aslında ya 15 yılda oldu. 15 yıl. Evet, özellikle son 4-5 yıl personel sayısı olarak daha hızlı büyümeye başladık. Ama aslında şirketin cirosal ve marketsel büyüklüğü 2011 yılından sonra aslında hissedilmeye başlanmıştı, büyümeye başlamıştık. Peki, şimdi aklımda deli deli sorular var. Yani hakikaten benim çok da hakim olmadığım bir alan olduğu için korkuyorum ne sorup ne sormayacağımı, o nasıl karşılanacağını ya da hakikaten çok hassas bir iş yapıyorsunuz. Çünkü o kadar farklı regülasyonlar var ki bazılarına girmek, bazılarına girmemek gerekebiliyor. O nedenle yanlış bir şey de söylemeden ben hikayeyi biraz da merak ediyorum. Çünkü hani 6 kişi dedik, 400'ün üzerine dedik. %70'lik bir dominasyondan bahsettiniz. Neye göre %70? Bu hikaye nasıl sizi böyle bir rakamsal büyüklüğe ulaştıran farklılıklar neler? Yani bütün bunları merak ediyorum. Siz hani en yetkili ağızsınız şimdi. Hazır sizi burada bulmuşken anlatın bakalım desem ne söyleyeceksiniz, ne cevaplar vereceksiniz bana? Aslında şöyle, bence herhalde mutlu olmak. Yani ben şimdi, benim 18 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın, yolları açık olsun onların. Teşekkürler, çok mersi. Profesyonel bir hayat yaşadığım için tabii ki ben Nesine'nin genel müdürlüğünü kızıma devredemem. Ama hep ona diyorum ki ne olur mutlu olacağım bir şey yap. Ben Allah'a şükür senin mutlu olacağın bir şey yaparken ben seni maddi açıdan destekleyebilirim. Keyif alacağım bir iş yap. Zaten sonra o amacını için uğraştığını zannettiğimiz o para denen şeye zaten ulaşıyorsunuz. Yeter ki keyif aldığınız, mutlu olduğunuz bir işi yapın. Biz de Nesine'de aslında inanıyorum ki bu işten çok keyif alan çok müthiş bir ekip oluşturabildik. Bu ekibi yani biz kişi kaybetme açısından turnover dedikleri çok düşük bir şirketiz. 15 yıldır ben Nesine'nin genel müdürüyüm. İçimin sızladığı ve şu arkadaşın niye gitti bizden dediğimiz hiç kimse yok. O yüzden aslında işine bağlılık, işini sevmek ve yaptığı işten keyif almak. Bence ana formül bu. Ve bunu müşteriye yansıtabilmek. Yani bizim için müşteri memnuniyeti çok, 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 daha da fazla çok diyebilirim. O kadar önemli. Yani biz müşteri odaklı bir firmayız. Müşterimizi mutlu etmek istiyoruz. Müşterimizin herhangi bir sorununu zaten yaşasın istemiyoruz. Olur da yaşarsa da bir an önce çözmek istiyoruz. Bundan birkaç yıl evvel de bir mail gelmişti bana bir kullanıcımızdan. Şöyle diyordu: adı Nesine olan bir arkadaşım var gibi hissediyorum. Yani biz o seviyede bizim müşterilerimizle, oyuncularımızla ilgileniyoruz. Üçüncü parti bir firmadan dolayı bir sorun yaşamış olsa bile. Ama tabii bunlar, bu isteklerle bir işi yapıyorsunuz ama bunları da destekleyecek yatırımlar, inovatif buluşlar da yapmanız gerekiyor tabii ki. Biz bugün Nesine olarak Türkiye'de bahis sektöründe hemen hemen ne yapılıyorsa bunu mutlaka 5 yıl evvel Nesine başlatmıştır. 8 yıl evvel Nesine başlatmıştır. İşte bugün neredeyse tüm... Öncüyüz diyorsunuz yani. Net bir şekilde. Kesinlikle. Yani mütevazi bir insanım özel hayatımda ama bu konuda mütevazi olamayacağım. Biz Nesine olarak yani 2012 yılı, yani ne oluyor? Bundan 12 yıl evvel canlı maç yayınlarını açmışız. Dünyada 70 tane ligi Nesine kullanıcılarına ücretsiz olarak izlettirmişiz. Hala da yapıyoruz 12 yıldır. Şimdi sadece biz yapıyoruz demiyorum. Sonrasında tabii, yıllar sonra biz yapıyoruz diye bizi takip eden rakiplerimiz oldu mutlaka. Ama 2012'de ilk biz başlatmışız. Keza
Bugün Türkiye'nin %88'i internetten oynanıyor. %12'si sokaktaki sabit bayileri, sabit bayilerden oynanıyor. Spor şans oyunlarının %88'i internetten online oynanıyor. Evet, %12'si de sabit bayilerden oynanıyor. Ama mesela 2014-15 yıllarında bu kadar olmasa da bu neredeyse tersiydi. Yani 70'i sabit bayilerde oynanıyordu, sadece 30'u internette oynanıyordu. Ve biz bunu dedik ki yani internet çok kolay. Niye insanlar sabit bayilerde daha çok oynuyor? Ve bunun araştırmasına gittiğimiz zaman aslında sosyalleşmek, bir kuponu yaparken biriyle sohbet etmek, bir tüyü almak ya da kazandığını insanlara ben kazandım demek. Biz dedik bunları bir platform içinde toplayalım ve insanlara sunalım. Bugün işte 2014'te başladığımız sosyal paylaşım platformumuz. Dünyada, yani Türkiye'de değil, dünyada eşi benzeri yok. Bugün 2,5 milyon insanın takip ettiği kullanıcılarımız var bizim. İnsanlar kupon paylaşabiliyorlar. Nesine kullanıcıları kuponu paylaşan kişiye niçin o maça eklediğini sorabiliyor. İsterse o kuponu oynayabiliyor, isterse o kupondan maç alabiliyor. Bu tip yatırımlar yaptığınız zaman aslında farklılık yaratıyorsunuz. Çünkü sektörümüz birçok insan biliyordur. Aslında merkezi bahis sisteminden biz aynı oranları ve aynı maçları alıyoruz. Oranlarda ve maçlarda bir farklılık yaratamıyoruz rakiplerimizden farklı olarak. O yüzden de hizmet kalitesi olarak fark yaratmamız gerektiği rekabeti için. Rekabeti başka alanlarda yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yoksa oranlarınızla ve geri dönüşlerle ilgili herhangi bir söz sahibi olmuyorsunuz. Doğrudur. Yani bu doğrudur. Tamamen devletin belirlediği oranlarla ve devleti belirlediği maçlarla. Doğrudur. Bunların hepsi. Teknolojik gelişmeler o zaman sizin için son derece önemli. Kesinlikle. Yani siz teknolojisiz var olmayacak bir sektör durumundasınız şu anda, evet, değil mi? Evet. Biz yani Nesine bir teknoloji şirketi. Hı hı. Bu teknolojisini şu anda bahis oynatarak kullanıyor. Ama biz bugün orta çaplının üstünde bir bankadan daha fazla transaction servisi veren bir firmayız. Biz bugün günde 1,5 milyarın üstünde istek geliyor bize. Para çekme olsun, para gönderme olsun, kupon yapma olsun, kupon silme olsun, bir müşterinin bir sorusu olsun. Bütün bu adede biz bir gün içinde cevap verebilecek bir altyapımız ve kapasitemiz olmalı. Müthiş bir database de var o zaman. Tabii ki. Oo, tamam, hazır buraya gelmişken şimdi bazı rakamları biz sizden öğrenelim. Mesela Türkiye'de spor şans oyunları platformunun bir büyüklüğü vardır herhalde. Bu büyüklük nedir? Bugün 2023 yılını resmi olarak dediğim gibi 5 bin tane sabit bayi artı 6 tane online bayinin toplam oynattığı ciro 330 milyar TL. 2023 yılını kapadı. 330 milyar. 330 dünya, milyar. Dünyada ne kadar? Dünyada yani yaklaşık 70 binin üstünde bayi sitesi var. Bunların üstünden dönen ciro 700 milyar euro olması lazım. 700 milyar euro. İyi para. Yani devletlerin bütçelerinden çok daha yüksek bir... Doğrudur ama tabii tüm dünyadan bahsediyoruz. Tabii, tüm aslında dünya. Hangi sektörü tüm dünya diye bir soru sorsanız... Benzer rakamlar çıkar. Rakamlar gelecektir ama peki, evet bu sektörde tabii ki hatta sayılır bir sektör. Peki burada öne çıkan bölgeler var mı? Yani evet. Asya mı, Avrupa mı, Amerika mı? Hani hangisi daha önemli? Şöyle, aslında işin doğuşu Avrupa tabii ki çok önemli. Sonra Asya çok önemli ülkeler. Nispeten bu sektör bazında bakarsanız Amerika biraz sonradan geldi. İlk bundan 20-30 yıl önce Amerika çok fazla bu sektörün içine girmiyordu. Bunu tamamen Vegas'a bırakmıştı. Ama artık son 20 yıldır, yani bugün... Amerika'daki 26 tane eyalette bu işe izin verildi. Kalan 26 eyalette izin verilmemiş durumda. O da zamanla daha fazla artacaktır. Ama Avrupa ve Asya diyebilirim. Ama bugün tabii ki Afrika'da da bu iş çok seviliyor. Güney Amerika'da da seviliyor.
Peki, branşlara geleceğim. Futbol hani Avrupa'da ve bizde daha fazla olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama onun dışında branşlar var mı? Yani ilk beşte, ilk üçte hangi branşlar var? Bunları soracağım. Hangi şimdi yayıncılıkla da benzer taraflarımız var herhalde. Futbol ağırlıklı olunca biz yayıncılar da 3 aşağı 5 yukarı özellikle lig maçlarını yıllardır anlatan birisi olarak neyin daha çok ilgi çektiğini oradan biliyorum. Ama acaba şans oyunları platformu içinde aynı şeyler geçerli midir? Onları soracağım size. Bir nefeslenme fırsatı verelim ve hemen sevgili Nesrin başa bağlanacağız birazdan. Nesrin de tıpkı Alperen gibi son Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandıran pırıl pırıl genç sporcularımızdan bir tanesi. Onunla ilgili hazırladığımız görüntü demet ekrana gelsin. Sonra da Nesrin'le hemen bir sohbet edelim. Onu da daha fazla uykusuz bırakmayalım. Nesrin Baş, rakiplerine puan verme konusunda cimri, madalya koleksiyonunu zenginleştirme konusunda çok cömert, pırıl pırıl bir sporcu. Anadolu'nun güreş branşında verimli topraklarından Tokat Turhal'da 2002'de dünyaya gelen Nesrin Baş, Türk güreşinin yıldızlarından olacağı mesajını çok küçük yaşlarda verdi. Güreşe olan tutkusu yakınları tarafından desteklenen Nesrin, yıllar içindeki disiplinli çalışmalarının meyvelerini son birkaç yılda aldı. Milli takım formasıyla çok çabuk tanışan Nesrin, son 4 yıldır uluslararası organizasyonlarda sürekli kürsüde yer alıp kadın güreşinin gurur timsali isimlerinden biri oldu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcusu olan Nesrin Baş, ilk büyük başarısına 2021'de ulaştı. O dönem henüz 19 yaşında olan genç sporcu, U20 Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olmayı başardı. Aynı yıl U23 Avrupa Şampiyonası'nda yine 68 kiloda mücadele eden Nesrin, Avrupa üçüncülüğü yaşadı. 2022'de U20 Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olup bir kez daha kürsüde yer alan Nesrin, aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya alarak güreş ailesine büyük bir gurur yaşattı. Altın madalya sonrası çıtayı hep daha yukarı çekeceğinin sözünü veren Nesrin Baş, sonraki turnuvalarda da sözünü tuttu. Başarılı sporcu 2023 yılında hem gençler hem de büyüklerde kariyerinin zirvesine çıktı. U23 Avrupa Şampiyonası'nda Slovak Molnar'ı final maçında sayı dahi vermeden 4-0'la mağlup eden Nesrin Baş, altın madalya alıp bir kez daha İstiklal Marşımızı gururla dinletti. Nesrin, alt yaş gruplarında güreş tarihine iz bırakan bu başarılarının ardından büyükler şampiyonalarına iddialı ve başarılı bir başlangıç yaptı. Yasemin Adar, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirkan gibi madalya koleksiyonerlerinin izinden yürüyen Nesrin Baş, İlk Büyükler Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olarak milli takımın tarihi başarılarına katkı verdi. Nesrin kariyer zirvesini ise kısa bir süre önce Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yaptı. 72 kiloda final maçında karşı karşıya geldiği ev sahibi takım sporcusu Angeli iki kez mağlup etmek zorunda kaldı. Rakibini tuş yapan Nesrin, rakip antrenörün itirazı sonrası hakemlerin kararıyla mücadeleye tekrar devam etti. Ancak son zamanlarda Nesrin Baş'ın karşısına çıkan birçok sporcu gibi Rumen Angeli de bekleyen kader aynıydı. Nesrin Baş, rakibini 5-1'lik net bir sonuçla geçip büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşayarak adını tüm dünyaya duyurdu. Nesrin Baş'ın her fırsatta dile getirdiği şu sözler onun vizyonunu ve hedeflerine olan inancını ispatlar nitelikte. "Hedefim her zaman bayrağımızı zirveye taşımak ve İstiklal Marşımızı okutmak. Türk kadınının güçlü olduğunu her daim göstermek." Evet sevgili Nesrin'e hemen dönelim ve iyi akşamlar dileyelim. Merhaba Nesrin, tebrik ediyoruz öncelikle. Son 4 yıldır kürsüden inmiyorsun kız. Aferin, bravo, tebrikler. Sevgili seyircilerimizin adına da sana bu tebrikleri iletiyorum. Peki güreş nereden aklına geldi? Öncelikle iyi yayınlar. Güreş, ortaokul yıllarında beden eğitimi öğretmenim başlattı beni. Voleybol oynuyordum, iyi smaç çekiyordum dedi. Senin dedi ellerin dedi, büyük dedi, yelense çekersin dedi. Gel dedi, seni güreşe başlatalım. Öyle bir başlamıştım.
şeyden bizim dedemden de falan kaldı herhalde, dedemden de genetik olarak gelebilir bilmiyorum. Oo, tabii aileden. Alperen az önce güreşçi bir babanın oğlu olarak bir Avrupa şampiyonu. Nesrin de dededen dolayı güreşmiş. Peki ablalarının izinden gidiyorsun. İdol olarak gördüğün kim var Nesrin? Ben Yasemin ablayı her zaman karakteriyle, çalışmasıyla, her şeyi örnek alarak, onu idolüm olarak görüyorum. Her şeyle onu örnek alıyorum. Onun yaptıklarıyla, onun şeyleriyle örnek alıyorum onu. İnşallah onun başarılarını elde etme. İnşallah geçersin bir de. Sadece onun başarılarına ulaşmak değil, her yeni nesil, her yeni jenerasyon bir öncekini geçmek durumunda. Senin de yolun açık olsun diyelim ve hemen soralım. Aslında güreş biraz da erkek sporu olarak bilinir. Türkiye'de de bu tip bir takım düşünceleri kırmak zordur. Bu cinsiyet rolleriyle nasıl baş ediyorsun? Neler yapıyorsun? Aslında gerçekten çok zor. Güreş erkek sporu ama tabii ki kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. İlk başlarda da benim ailem güreşe karşı çıkmıştı. İşte aslında ilk başta izin vermişlerdi ama sonra akrabalarımız falan olsun biraz işte kadından güreşçi mi olur, kadın güreş mi yapar gibisinden babamın sözleriyle etkilemişti. Babam izin vermemişti ilk başlarda. Sonra ben Yıldızlar'da ilk raporla katıldığım turnuvada ikinci olmuştum. Türkiye ikincisi. Sonra babam şaşırmıştı. İşte başarı gelince de şu an en büyük destekliğim babam zaten. Çok karşı çıktı. Yeri geldi bize şeylerde, antrenmanlarda. İşte sürekli şu sözü diyoruz. İşte kadınlar güreş mi yapar ya da kadınlar spor mu yapar sözlerini çok duyduk. Aslında kadınlar istediği her şeyi yapabilir. Yeter kendilerine inansınlar. Biz de bu yolda yürüyoruz. Bizim yapacağımız bir sürü şeyler var ve ki başarılarımızı da gösteriyoruz bunları. Benim bir sözüm var, gerçekten her zaman Türk kadının gücünü göstermeye devam edeceğim. Vallahi zaten hazırladığımız bantta da okuyunca ben okurken çok mutlu oldum bundan. Peki seni idol olarak kabul edecek, seni şimdi dinlediği zaman, izlediği zaman bu işe gönül verecek olan genç kızlara neler tavsiye edersin, neler söylersin? Dediğim gibi her zaman kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki hayal etsinler, çalışsınlar. İstediklerini her şeyi yapabilirler. Nesrin, çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel ve sıcak sohbetin ve dileklerin için. Yolun açık olsun. İlk hedefin ne? Onu söyle bana. İlk hedefim herkes bir sporcu bir kesinlikle. Önce bu sene Avrupa şampiyonluğunu aldım ama dünya şampiyonluğu da istiyorum. Ama en önemlisi olimpiyat değil mi? Evet. Hadi bakalım o zaman. Bir de son olarak şey söylemek istiyorum. Tabii. Gerçekten bu başarıyı ben tek başıma yapmadım. Başta her zaman beni destekleyen ailem ve federasyon başkanımız, Beşiktaş Jimnastik kulübüm, hocalarım, milli takım hocalarım. Onlar gerçekten iyi ki varlar. Onları çok seviyorum. İnşallah daha güzel başarılarla döneceğim. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Seni de daha fazla uykusuz bırakmayalım. Genç sporcular evet, zamanında uyumasını evet, bilmeli diyelim. Çok çok teşekkürler. Kırmadın bizi. İyi geceler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, çok kısa bir ara için izninizi rica ediyoruz. Dönüşte birlikteyiz. Spor Kulübü bütün hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler ve hemen Halit Gülbakanoğlu'yla sohbetimiz de devam ediyor. Şimdi ufak tefek aralarda biz kendi aramızda da sohbet ediyoruz. Genelde biz pek kullanmıyoruz ama spor şans oyunları platformu diyoruz. Bahis ekonomisi altta işte yazıda da var. 700 küsur milyar euro bütün dünyada. Şimdi ilginç bir finansman sağlıyorsunuz. Ve insanlar hakikaten bunun için şaşırıyorlar belki de. Ama bir de işin hani böyle siz sanki kötü bir şey yapıyormuşsunuz izlenimi oluyor.
aslında bu yarattığınız bütçeleri, büyüklükleri siz yine spor ekonomisine de döndürüyorsunuz. Bu geri dönüş nasıl oluyor? Bir sürü spor sponsorluklarınız var, spor ekonomisine katkılarınız var, sosyal sorumluluk projeleriniz var. Biraz yani bu iş nasıl oluyor, nasıl bir geri dönüş oluyor? Bizde mesela bazı şeyler hani kanunen yasak olduğu için göğüs reklamı olmuyor ama görüyoruz İspanya'da, İngiltere'de farklı farklı şeyler var. Siz bunları nasıl aşıyorsunuz ya da bunları aşmak için neler yapıyorsunuz? Tamam, süper, teşekkürler. Şimdi şöyle, aslında spor sponsorluğu aslında birçok marka için kullanıcıların karşısında güvenilirlik, sempati ve bilinirlik açısından çok önemli şeyler. Bu tabii ki nesne için de geçerli. Bir kulübe sponsor olduğunuz zaman güvenilirliği, bilinirlik konusunda fayda sağlıyorsunuz. Ama biz nesne olarak tamamen bütün branşımız, konumuz spor olduğu için, bütün gelirimiz de spor olduğu için tabii ki biz bir motto olarak spordan aldığımızı spora tekrar vermek istiyoruz. Ama aynı zamanda da Türkiye'deki kulüplerin ya da sporcuların daha sürdürülebilir bir şekilde başarılı olmasını istiyoruz. Ve bu çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Gerek Avrupa'daki başarılarında, gerek Türkiye'deki başarılarında daha sürdürülebilir, başarılı, daha çevre olarak güzel bir spor dünyasına sahip olmak istiyoruz. O yüzden de sponsorluk da aynı zamanda yapıyoruz. Ama bugün biz geçmiş 15 yıl içinde Türkiye'nin en büyük kulüpleri Fener, Galatasaray, Beşiktaş'a da sponsorluğumuz oldu. Evet, ama görüntülere baktığımızda her üç kulübün başkanlarıyla ve yöneticileriyle fotoğraflarınız vardı. Yani doğru, doğru. Ama biz birincilikteki kulüplere de bugün mesela en son Eyüp Spor'a sponsor olmuş. Daha öncesinde Giresun vardı, Samsun vardı. Hem ikincilikteyken hem birincilikteyken hem bunlara da oluyoruz. Ama aynı zamanda tekerlekli sandalyesinin yine üç büyüklerin Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ın tekerlekli sandalyeki kulüp branşlarına da sponsor oluyoruz. Çünkü spor tabii ki hem ruhen hem bedenen bizim için çok önemli. Ama engelli vatandaşlarımız için bence daha da önemli. Onların spor yapması çok önemli. O insanların, yani ben ilk bundan 2 yıl evvel bir tekerlekli sandalye basketbol maçına gitme fırsatı buldum. İnanın, yani buradan söyleyeyim, herkes o deneyimi edinmeli. Yani müthiş bir mücadele, müthiş saygı duyuyorsunuz, harika mücadele ediyorlar. Ve o engelli arkadaşlar onu izledikleri zaman eminim kendileri olan güvenleri artıyordur. Biz o yüzden ona da destek olmak istiyoruz. Ama aynı zamanda yine sosyal sorumluluk olarak en son geçen yıl hepimizin çok üzüldüğü, hala acılarını net bir şekilde hissettiğimiz deprem felaketinden sonra sporla yaklaşmak istiyoruz orayı. Sporla bir daha rehabilite etmek istiyoruz. Tabii ki ilk başlarda jeneratör olsun, gıda olsun, kıyafet olsun, bu yardımları yaptık. Zorunlu ihtiyaçlar tabii. Evet, ama sonunda sonrasında insanlara bir umut vermek lazım. İnsanların hayatta bir umudu, bir planı olması lazım. Biz de bunu spor bölümünden yaklaşıp onlara yardımcı olmak istiyoruz. Ama bunun dışında da yine bizim sektörümüzde çok olmayan son 3 yılını imzaladığımız ve bitirdiğimiz zaman 10 yıla ulaşacağımız bir EuroLeague sponsorluğumuz var. Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu ve ne mutlu ki Türkiye'de Nesine ile o organizasyon 10 yıldır bizle bu sponsorluğu devam etmek istiyor. Karşılıklı biz de onlarla devam etmek istiyoruz. Bu tip gurur duyduğumuz sponsorluklar da var ama ben aslında Hatay bölümüne daha çok gurur duyuyorum. Kesinlikle. Peki şimdi Türkiye'de insanlar hangi branşta, hangi liglerde diyeyim ya da daha fazla şans oyunu oynuyor? Bu iş tabii ki sevme ve ilgi meselesi. Yani hangi branşı o ülke daha çok seviyorsa, daha çok izliyorsa o branşa bahis daha fazla oynanıyor. Yani futbol. Türkiye'de tabii ki futbol değil mi? Türkiye'nin bugün yüzde toplam cirosunun %70 civarları futbol oynanıyor. İşte 25'in biraz üstünde basketbol oynanıyor. Kalan 2-3'lük pazar payı da basketbol diğer derken sporlara. EuroLeague mi yoksa Türk tüm basketbol, tüm NBA, basketbol. EuroLeague. Yani şöyle bakarsanız futbol aslında Süper Lig bütün cironun sadece %9'u. Yani o çok ilginç. Süper Lig bütün cironun %9'u ya da futbolun yüzde kaçı?
İşte yani bütünün %9'u olduğuna göre %70'i olarak hesaplarsanız. Tamam. Yani %9'un biraz üzerinde ama yine tabii de öyle ki çok dominant değil. Peki futbol deyip Süper Lig'de hani daha az, benim zannettiğimden daha azsa, o zaman hani İngiltere mi? Hangi evet, takım yani var? Bu yani iş, var mı öyle takımlarla şöyle, ilgili şeyler? %9'la bir numara Süper Lig. Hı hı. Çok düşük değil. Değil. Yani daha doğrusu tabii ki birincilik çok önemli ama bu çok yayılmış bir ortamda. Yani bugün Serie A da çok önemli bir lig. Bugün Bundesliga da çok önemli. Bugün Premier'de, bugün La Liga'da. O yüzden sıralama olarak bakarsanız %9'da birinci Süper Lig geliyor. Sonra Premier Lig geliyor. Sonra NBA geliyor, sonra Serie A geliyor, sonra Euroleague araya giriyor. Euroleague, La Liga'dan ve Bundesliga'dan daha fazla diyorsunuz sanki. Evet, ya da yakın. Değil mi? Aynen. Yakındır diyorsunuz. Çok ezbere çok bilmiyorum ilginç rakamları. Peki, ama peki takımlar? Mesela her takım, işte bizim seyirci sayımız daha fazla. Herkes 25 milyondan başlıyor ya Türkiye'de. Doğru. 25-20 toplarsak 100 milyon oluyoruz. Biz şöyle böyle toplayınca evet, başka büyüklükler çıkıyor ama böyle baktığımız zaman Türkiye'de 2023 verileri mesela, yani en fazla şans oyunu oynanan takım hangisi? Bütün sezon olarak bakarsak Fenerbahçe. En fazla Fenerbahçe'ye bahis yapılıyor. Ama tek maç olarak bakarsak 2023'te en fazla bahis yapılmış maç, çok rahat herkesin tahmin edebileceği gibi, Fener Galatasaray derbisi. Derbi. Ama bugün basketbolda da Fenerbahçe Efes Pilsen maçı yine bizim datalarımızda basketbolu o yıl içinde en fazla bahis yapılan maç olarak gözüküyor. Ama bugün hem futbolda hem basketbolda Real Madrid de çok tercih edilen bir kulüp. Enteresan. Barcelona da çok tercih edilen bir kulüp. NBA'de çok tercih edilen bir spor dalı. Bu şekilde söyleyebilirim aslında. İlginç ilginç büyüklükler var hakikaten. Peki burada herkesin herhalde bütün devletlerde ya da organizasyonlarda bu sıkıntı vardır. Bizim ülkemizde biraz daha fazla sanki. Yani bu işin bir legali var, bir de illegali var. Doğrudur. Yani bundan kulüplerimiz de herhalde biraz sıkıntı çekiyor. Ama en büyük sıkıntıyı da sizler çekiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, yani biz tabii ki bunu şimdi salt bir şekilde üyeye gidip, işte sen yurt dışındaki illegal sitelerde oynadığın zaman tabii ki suç. Bunun para cezası var, hapis cezası var. Aynı zamanda bir vatandaş olarak vergi, ülkenin vergi kazanamamasına sebebiyet de var. Ama tüm bunlar tabii ki zaten illegal bir işi yapmamak için yeteri kadar bir sebep. Hı hı. Ama biz yine de nesne olarak rekabetçi de olmak istiyoruz. Yani yurt dışındaki sitelerle rekabet ortamında yine onları kazanabilecek şekilde, o savaşı kazanabilecek şekilde platformlar oluşturmak istiyoruz. Bugün maalesef 330 milyar dedim, bundan daha fazlası Türkiye'deki yaşayanların yurt dışında illegal diye tabir ettiğim sitelerde oynadıkları tabii ciro. Bu sizin söyledikleriniz legal Türkiye'de. Doğrudur. Yasal aynen. Yani illegal olan üzerinde. 330'dan olunca daha fazla. Yani Türkiye Cumhuriyeti en az 400 milyarın vergisini alamıyor. Aslında buradaki vatandaş oynamasına rağmen. O da niye diyor? İşte oradaki oranlar daha yüksek. Yurt dışındaki oranlar. Oradaki maçlar daha fazla. Ben o yüzden orayı tercih ediyorum diyor. Bu sebep değil. Suç işlemek için hiçbir şey sebep olamaz hayatta. Ama biz yine de onlara yaklaşmak istiyoruz. Bizim 2019'da %50 idi payout dediğimiz sistem. Yani sistem topladığı paranın %50'sini ikramiye olarak kullanıcıya, oyuncuya dağıtıyordu. Kalanı payout terimi oynayan oyunculara dağıtılan ikramiye. Aynen diyorsunuz. İkramiye dağıtım oranı diyebiliriz. Tamam. Biz 2019 Ağustos'ta bu hem Spor Bakanlığı'nın hem Maliye Bakanlığı'nın büyük emekleriyle, tekrar burada teşekkürler, %70'e çıktı. Ve biz canlı bahis dünyasına girebildik Türk sektörü olarak. Şimdi en son 1 Ocak'taki şov vergisindeki değişiklik ve üstüne de payout'u, ikramiye oranındaki yükseltme yetkisiyle şimdi 75'e kadar sektör çıkabilecek. Zaman içinde bunu 70'ten 75'e 2-3 ay içinde göreceğiz diye umuyorum. Bu yurt dışındaki sitelerle rekabet konusunda bizi güçlendirecek ve insanların aslında sadece suç işlemeyeyim değil, zaten yeterli bence ama velev ki o hataya düşüyorlar,
ürün olarak da, ürün kalitesi olarak da biz rekabetçi bir ürün olacağız. Ve inanıyorum ki o daha fazlası yurt dışında oynanan sektör, çok daha azı yurt dışında oynanan, çok daha fazlası Türkiye'de oynanan ve vergi kazanılan bir sektöre dönüşecek. Sizin anlattıklarınızdan ben yayıncılık açısından da şimdi yayıncı kim olursa olsun, ben yıllarca yayıncı tarafında da bulunduğum için kim olursa olsun en fazla şikayet edilen şey hatta %70'e %30 gibi bir illegal korsan yayınlarla ilgili şikayetler. Evet. Sizde durum gene biraz 50-50'ye yakınmış gibi ya da 60'a 40'mış gibi. Yani yayıncı, ama evet, yayın dünyası kadar kötü değiliz. Yayın dünyası biraz daha ilginçmiş anladığım kadarıyla ama. Evet. Şimdi burada empati yapıp da düşünmek de doğru olabilir, bilmiyorum. Şimdi bu işi oynayan için de hakikaten daha cazip oranlar ve daha farklı seçenekler varsa bununla rekabet edebilir hale gelecek bir takım regülasyonlar ve kurallar sizi farklı bir noktaya taşıyacaktır. Bir de asıl hani bizim çok yanlış bildiğimiz olabilir, eksik bildiğimiz olabilir. Kulüplerin bu konudaki isim haklarıyla ilgili payları. Bunlar sizin yine karar verdiğiniz bir şey mi, yoksa bunun yine yasa koyucuyla, devlet eliyle düzenlenen bir şey mi? Evet. O da mesela merak konusu. Doğru. Bizim 3 hafta evvel buradaki konuğumuz spor ekonomisi konusunda sevgili Tuğrul Akşar'dı. O mesela kaynağı bilmiyorum tam olarak ama %6,5 gibi bir orandan kulüplerin isim haklarıyla ilgili bir şeyden bahsetti. Bunun arttırılması finansman açısından yeni bir kaynak yaratılması gibi bir şey söyledi. Yani nasıl bir şeydir Tuğrul bu? Tuğrul Bey'in dediği 2019'da ikramiye oranı 50 iken ki rakam. Aha. 70'e çıkınca tabii ki 50'den 70'e çıkarken bazı yerlerden de kısmak zorunda kalıyorsunuz. Sonuçta üst limitiniz %1 bitiyor hesaplamada. Şimdi %6'nın çok daha altında. Ama ana ciro çok büyük. Yani pasta çok büyüdü. Pastadaki cari olarak yüzdesel şeydir ama yüzdesel düşmesine rağmen cari olarak daha yüksek meblağlar. Ama sizin sorunuza gelirsem bunu biz belirlemiyoruz. Bunu Türkiye'de bu spor bahsini regüle eden kurum belirliyor. Spor Toto, Spor Bakanlığı'na bağlı olan. Evet, bu daha fazla artabilir, azalabilir. O artık regülasyonun vereceği karar ama bizim buradaki, bize olan bizim görevimiz ana pastayı büyütmek. Biz yurt dışına olan kaçağı engelleyip zaten hala hazırda Türkiye'de oynayan vatandaşın oynadığı cüreyi sadece Türkiye'de regüle edilmiş pazarın içine alabilirsek, orada hem devletin KDV'si, şans oyunları vergisi, kamu geliri daha fazla olacaktır. Dolayısıyla kulüplerin geliri de daha fazla olacaktır. Ama biz nesne olarak bunun dışında evet sponsorluklar olarak zaten kulüplerimize ya da sporcularımıza zaten destek oluyoruz. Peki ilgi son yıllarda artarak mı devam ediyor? Yoksa spor bahsine mi? Tabii. Evet. Artarak değil mi? Doğru. Bunun tespitinde nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani bahis sayısına göre mi yoksa toplam meblağa göre mi artıyor? Yani yoksa aslında, her ikisi de mi artıyor? Evet, iki parametre de önemli. Tabii ki kullanıcı sayısı önemli. Ama işte kullanıcı başına ciro önemli. Yıllık evet, bazda, aylık tabii. bazda. Ya da toplam ciro da önemli tabii ki. Tabii ki enflasyonist bir ülkede yaşadığımız için zaten hangi parametreye baksanız o yükselecek. Önemli olan enflasyona karşı real yükselme, büyüme devam ediyor mu? Ama spor bahsi için hala büyüme devam ediyor diyebiliriz. Tabii ki son bir iki yıl ki yüksek enflasyon rakamlarının çok üstüne çıkmak pek mümkün olmuyor. Olmuyor ama tabii, spor bahsi yine de hala büyüyen bir sektör. Bugün rakam olarak da merak edersek bir 10 milyon kişinin ben Türkiye'de spor bahsi yaptığını düşünüyorum ya da 11 milyon. Biz nesne olarak da bunu 8 milyonuna... 11 milyon tekil kullanıcı olarak diyorsunuz. Doğrudur. Biz nesne olarak da 8 milyon üyeliği olan sadece cirosu olarak değil aslında kullanıcı sayısı olarak da çok hakim durumdayız. O da tabii son derece önemli ve hakikaten bence hani çok sektörü domine eden rakamlara sahip oluyorsunuz. Doğru. Peki şimdi siz voleybola gönül vermiş birisiniz. Doğru. Voleybol nasıl? Yani Türkiye'de çünkü özellikle hem kadın hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyindeki başarılarımızla biz voleybol ülkesiyiz diye reklamlar dönüyor. Biz hakikaten aynen. bir voleybol ülkesi haline hak geldik. Ediyoruz ve gurur duyuyoruz bütün bunlar. Acaba
kişilerin ilgisi voleybol şans oyunlarında nerede? Şimdi voleybol olarak kıyaslarsa kesinlikle bir fark var tabii ki. Ama hani belki %1'den %2'ye çıkmıştır. Bakarsak iki katı. Yani istatistik çok enteresan bir şeydir. Yani birçok şeyi gösterir ama birçok şeyi de göstermez. Yani asıl gösterecek şeyin değil mi? Doğru. Lafı vardır. İki katı büyüdü de diyebilirsiniz. Ama sadece topu %2 ciroda da diyebilirsiniz. Ama evet, voleybolun kesinlikle bir ilgisi net bir şekilde artmış durumda. Yani spor bahsinden daha fazla izleyici açısından, ilgi görmek açısından ilk kadınlarla başladı bu. Eminim ki erkekler de o organizasyon içinde başarı olarak onları yakalayacaklardır. Ama biz şimdi ilk başta bu yaz inşallah Paris'te olimpiyatlarda şampiyon olup ilk önce bir kadınlarımız şampiyon olsun. Değil mi? Bir de olimpiyat şampiyonu olsunlar. İnşallah erkeklerimiz de onları takip eder. Umarım öyle olur diyoruz. Hemen dönelim. Bir dünya rekoru kırıldı, biliyor musunuz? Evet. Biraz önce siz tekerlekli sandalye basketbol takımlarından bahsederken benim aklıma hemen sevgili Muhammed Kalvandi geldi sevgili izleyiciler. Sevgili Muhammed gerçekten göğsümüzü kabartan harika bir dünya rekoruyla paralimpik ciritte bir dünya rekorunun sahibi oldu. Muhammed'i şu anda karşımda görüyorum. Ona iyi akşamlar deyip hemen Muhammed'le ilgili kısa görüntülerimizi ekrana yansıtmak istiyorum. Yaz aylarında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olimpik ve paralimpik oyunlar öncesi kota mücadeleleri devam ederken Türkiye bir büyük başarıyla daha gururlandı. Para atletizm cirit branşının en önemli sporcularından Muhammed Kalvandi geçen hafta dünya rekoru kırmayı başardı. Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda rekor denemeleri yapan Muhammed yıllardır hayalini kurduğu hedefe ulaştı. 51 metre 60 santimetrelik derecesiyle dünya rekoru kıran milli para atlet, İranlı Hamed Haydari'ye ait 51.42'lik dereceyi geride bıraktı. Peki tanımayanlar, bilmeyenler için Muhammed Kalvandi kimdir? O aslında bir olimpiyat şampiyonu. Yaklaşık 17 yıldır para atletizm cirit branşında dünyanın en önde gelen sporcularından biri. İran asıllı olan Muhammed, 2012 Londra ve 2016 Rio'da ciritte altın madalya kazanmış bir şampiyon. İran adına yarıştığı yıllarda iki dünya şampiyonluğu da bulunan Kalvandi, ülkemize yerleşip Türk vatandaşlığı aldıktan sonra zaferlerine yenilerini ekledi. Başarılı sporcu 2021'de Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 45.72'lik derecesiyle kürsünün ilk sırasına çıktı. Geçen yıl Fransa'da düzenlenen para atletizm dünya şampiyonasında başarı halkalarına bir yenisini ekledi. Paris'in ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 49.98'de gümüş madalya kazanıp para atletizmin dünyada parlayan yıldızlarından biri olmaya devam etti. Ayrıca bu başarısıyla Paris 2024 olimpik ve paralimpik oyunlar için kota almayı başaran ilk sporcu oldu. Artık bir dünya rekoru sahibi olarak beklentileri daha da yükselten Muhammed Kalvandi, Paris 2024'de de olimpiyat şampiyonluğu hedefiyle gidiyor. Evet, hemen bir kez daha iyi akşamlar dileyelim sevgili Muhammed'e. Muhammed merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsın? Gayet iyi görünüyorsun. Pırıl pırıl. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsınız hocam? Ben de iyiyim. Bu rekorların arkası gelecek mi Muhammed? Senin hani kazanmadığın hiçbir madalya, hiçbir branşta, hiçbir şekilde hani bir başarı söz konusu değil. Daha ne kadar böyle devam edecek? Yeni hedeflerin neler? Hemen onu sormak istiyorum sana. Ben inşallah 3 ay sonra dünya şampiyon var. Onu orada düşünüyorum. Tekrar iyi derece inşallah orada düşünüyorum. İyi derece atıyorum. Ondan sonra Paralimpik Paris var. Orada çok daha düşünüyorum. Çok antrenmanım yapıyorum inşallah. Orada belki 52-53 metre atıyorum orada inşallah. Bakalım antrenman devam. İnşallah. Antrenmanlarda 53 atıyor musun? Antrenmanda attım ama en önemli yarış için atmak lazım. İnşallah orada.
İnşallah. Bakalım. İnşallah. Tabii yarışta önemli atmak ama antrenmanda olunca yarışta da olması için insanda daha büyük bir özgüven ve umut oluyor. Hani antrenmanda hiç atamadığın bir şeyi de yarışta atmak daha zor olur herhalde. Evet, daha zor ama antrenman bir rekor atıyor. O yüzden moral daha kafa daha rahat çalışır, vücut daha rahat çalışır. O yüzden yarış için daha rahat gidiyor. İnşallah bakalım antrenman attım. Olimpiyatta düşünürüm inşallah orada. İnşallah inşallah. Daha önce yapmadığın bir şey değil. Yine yaparsın diye zannediyorum, düşünüyorum ben. Nasıl başladın cirite? Nasıl başladın bu spora? Ben cirite 17 yıl önce İran'da başladım. Bir arkadaşım var. O da atletizm engeller çalışıyor. O diyor ki sen gel cirite başlıyor. O yüzden bir arkadaşım var. Onun bana söyledi ki atletizme gel, beraber çalıştık. Yavaş yavaş çalıştım. Çok zor ama 5 yıl, 6 yıl çalıştım. Ondan sonra milli tekim İran'a gittim. 6 yıl milli tekim İran çalıştım. Olimpiyat gittim, dünya şampiyonu gittim. Medal aldım. Ondan sonra ailemle beraber Türkiye'ye geldim, vatandaş oldum. Hoş geldin Sefa. İyi ki de geldin. Evet, iş yerine Türk Milli Tekim'de çalışıyorum. Valla şimdi 17 yıldır her başarıya ulaşmışsın maşallah. Ama bir yere gelmek, çıkmak daha zordur. Orada çıkmak daha kolaydır ama orada kalmak zordur derler. Bunun için sen o başarıları devam ettirmek için, bu zorluğu yenmek için neler yapıyorsun? Nasıl çalışıyorsun? Nasıl hazırlıyorsun kendini? Valla hocam bir şey söylüyorum. Sporcu en önemli antrenman ama sporcu en önemli psikoloji lazım. Kendine kafe biraz rahatlık rahat antrenman yapmak lazım. O kadar mesela zor biliyorum. Spor çok zor, antrenman çok zor ama ben bir şey çünkü çok tecrübem var. Antrenman aynı eski antrenmana devam ediyorum beraber. İmkan, Türkiye çok iyi imkanlar var. Beraber Zübeyde hocamla burada eski çekişi çok bana yardım et. Hem antrenman, hem psikoloji, hem imkan burada çok iyi mi ki böyle iyi dereceli geliyor. Antrenman çok burada iyi yapıyorum. Eskiden biraz zor ama şimdi daha rahat antrenman yapıyorum. O yüzden rekorlar geliyor, o yüzden iyi atıyorum şimdi. Peki bir şey soracağım sana. Hangisini tercih edersin? Olimpiyat madalyası mı, dünya rekoru mu? Ben herkese olimpiyat düşünüyor hocam. Ben iki kere olimpiyat birincim var ama tekrar üçüncüye düşünüyorum. İnşallah bakalım Avrupa Paris'te ne var orada düşünürüz inşallah. İnşallah inşallah yolun açık olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Olimpiyatlarda bu kez de ay yıldızlı formayla altın madalya almanı bekliyoruz. İnşallah. Teşekkür ederiz herkes. İyi akşamlar. Teşekkürler. Gerçekten insan gurur duyuyor hakikaten. Muhammed'in de bahsettiği hangi spor olursa olsun, hangi branş olursa olsun antrenman. Bol tekrar hakikaten bambaşka bir noktaya getiriyor. Sporcuyu da hangi branşta hangi işi yapıyor olursak olalım da onu. Programın son bölümüne girdik Sayın Gülbakanoğlu. O yüzden şimdi rolleri değişelim. Peki. Diyelim ki hani ben merak ettiklerimi sordum. Ama benim aklımdaki sorular bitti. Ben de istediğimi nedenle, bağlayabileceğim mi televizyona? Tabii tabii istediğinize hemen bağlarız. Biz sevgili yönetmenimiz Mert Genç, Öznur Özcan, onlar da ekibimizin parçaları. Onlara hemen buradan söyledik mi istediğinizi bağlarlar. Hiç merak etmeyin. O yüzden şimdi eğer bu programı siz modere ediyor olsaydınız, ben de Halit Gülbakanoğlu'nun yerinde oturuyor olsaydım, kendinize hangi soruyu sorardınız? Güzel, hem zor hem güzel soru. Yani aslında bunu ben şöyle alayım. Yani programı bitirmeden evvel aslında ben hangi vermek istediğim mesajları veremediğim var mı ve onları söylemek ister miydim diye alayım. Aslında son sporcu genç arkadaşım da dediği gibi olimpiyat ne kadar kutsal bir şey. Yani iki madalyası var. İki olimpiyat madalyası. Hala dünya rekoru için gitmiyor. Hala olimpiyata gidiyor. Müthiş bir organizasyon. Yani sürdürülebilirlik ve devamlılık aslında nesine içinde ya da iş hayatımız içinde, aile hayatımız içinde, her şey için geçerli.
bu sürdürülebilir ve devamlılığı sağlamamız lazım bizim. Hem ülke olarak hem şirket olarak. Bunun için ne yapıyoruz? Aslında biz teknolojimizi çok güçlü yapıyoruz. Biz nesne olarak şunu söyleyebilirim, biz teknolojiyi ihraç edeceğiz. Şimdi Türkiye'de dünyadaki birçok bahis firması aslında kendileri kasa. Yani kasa ne demek? Aslında bir oyuncu bahis yaptığı zaman, o kupon kaybettiği zaman o para bahis firmasına gidiyor. Ya da kasa kazanır derler. Ya da kazandığı zaman bahis firması o parayı ödüyor. Ama Türkiye'de sistem öyle değil. Türkiye'de biz komisyon bazlı çalışıyoruz. Yani biz bütün bu emeğimizin karşılığında kendi platformumuz üstünden ne kadar ciro döndürebilirsek o ciro üstünden devletle olan sözleşmemizdeki yazan komisyon oranını alıyoruz. O yüzden gerçekten böyle iyi niyetli, iyi insan olalım diye değil. Gerçekten ticari olarak da bizde oynayanların kazanmasını istiyoruz. Kazansınlar ki tekrar oynasınlar, biz tekrar oynadıkları cirodan yine komisyonumuzu alalım. Bu neyi getiriyor? Avrupa ile kıyaslanamayacak kadar biz editör hizmeti yapıyoruz. Kişilerin kupon oynaması için istatistik bilgileri veriyoruz. İşte kupondaş gibi işi bilen insanların kuponlarını görmesini sağlıyoruz. Ve bu kaslarımız o kadar gelişti ki oranlar ve maç listeleri aynı olduğu için. Şimdi biz bu know-how'ımızı teknoloji bilgimizle beraber yurt dışına da ihraç etmek istiyoruz. Bunu da yine Türkiye'den bir firmanın bunu yapıyor olması bizi gururlandırıyor. İnşallah bundan 2-3 sene sonra... Yani bu hakikaten sona saklamışsınız sürprizi. 2-3 sene sonra da inşallah bunu başarıyor oluyor olması bizi gururlandırıyor diyeceğim. Şimdilik sadece bu yola çıkıyoruz. İnşallah gemi çok güzel limanlara uğrayacak. Hayallerimiz o. Vallahi billahi. Ama aynı güzel zamanda abi, da biz nesne olarak da iyilikle de fark yaratmak istiyoruz. Bizim Nesine'nin içinde Nesine Gönüllüleri diye bir organizasyonumuz var. Nesine'deki çalışanlardan gönüllü olarak ben bu organizasyonun içinde olacağım diyen ve bu arkadaşların bize getirdikleri projelerle biz Nesine olarak bunların projelerini finanse ediyoruz bu arkadaşların. Ama aynı zamanda Nesine çalışanları da bu işin içinde neler yapıyoruz? Nesine Aşevi projesini hayata geçiriyoruz. Temiz çevre, sağlıklı nesne projesini hayata geçiriyoruz. Darülucize huzur evi ziyaretleri yapıyoruz. İşte kardeş okul projesi yapıyoruz. Evcil hayvanlarımıza ev barınak için projeler yapıyoruz. Ya da görme engelli arkadaşlarımızı sponsorluklarımızdan dolayı sahip olduğumuz stadyumdaki koltuklara götürüp onlara maçları anlatıyoruz. Kim anlatıyor? Bizde Senih Yurga var bizim. Şeyde. Evet, Nesine TV'nin başında. Senih ilgileniyor o işle. Bu tip projeler yapıyoruz ve biz bunları Hatay'a da taşıdık depremden sonra. Biz depremde tabii ki finanse edip bir ajansla da bu işi çok rahat yapabilirdik ama biz gerçekten sahada o anda ihtiyaç olan ürünleri yine Nesine çalışanlarının oraya gidip dağıtmasını istedik. Ne mutlu ki Nesine arkadaşlarımız da buna seve seve gönüllü olup bu hizmete girdiler ve o gururu da bizle beraber yaşadılar. Vallahi umarım rekabeti bu alanda da çok yoğun İnşallah. Bir şekilde yaşarsınız. Çünkü kazanan ülkemizin vatandaşları olsun. Kesinlikle. Çok çok teşekkürler. Keyifli bir sohbetti benim açımdan. Umarım siz de aynı keyfi almışsınızdır. Vallahi ben çok keyif aldım. Hem 3 tane harika başarılı sporcuyu da dinlemek de çok keyifliydi. Sizin enerjiniz de zaten muhteşem. Zaten tecrübenizi hiç konuşmaya gerek yok. Çok güzel bir akşamdı benim için. Çok teşekkürler. Siz iyi olmasanız hiç çekilmezdi bu. Kimse beni seyretmek için gelmiyor artık buraya. Çok çok teşekkürler tekrar. Böylece bir yayının daha, bir spor kulübünün daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Haftaya buluşuncaya kadar keyifle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.